Bizi kırmadı. Karşımızda Ekonomi Gazetesi yazarı. Alaaddin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Son dönemde böyle bir acayip bir hareketlilik var. Bugün yine bir şey düştü. Uluslararası Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri 20 küsur yıldan sonra ilk defa eksiye düştü diye 100 küsur milyon dolar eksi göstermiş herhalde. Bilanço sonucundan yapılan okumalarla birlikte. Bir kötümser bir beklenti var. Bu muhalefetin yaydığı bir beklenti ve rakamlara mı dayanıyor? Nasıl okuyalım bunu? İnsanların piyasada yaşadığını yansıtması başka bir şey değil. Bir beklenti olarak nitelemek de ne kadar doğru bilmiyorum. Dövizi olan biraz önce siz de söylediniz. İstediği gibi çekemiyor. Daha da önemlisi vatandaşın dövizine ulaşması. Yaşanıyor değil mi bunlar Alaaddin Bey? Tabii, yani tabii ki iktidar kanadına baktığınızda sanki öyle bir şey yokmuş gibi bir hava var da onun için söylüyorum. Bir kere şöyle yaklaşmak gerekiyor. Şimdi herhangi bir karar alıyorsanız bunun örneğin 3 ay 5 ay uygulamada kalması gerekir. O kararı aldıktan 3-5 gün geçtikten sonra yeni bir karar almak gereği hissediyorsanız ya bir önceki kararınız eksik ya da yanlış ya da içinde bulunan sorunların aşılması için yeterli olmadı demektir. Şimdi Merkez Bankası'nın son 1 yıldır aldığı kararları bırakın biz gazeteciler, bankacılar bile izlemekte zorluk çekiyorlar. Yorumlamakta zorluk çekiyorlar. Geçtiğimiz günlerde sistem kilitlendi. Faktoring şirketleri acaba kapsamda mı değil mi? Yine geçtiğimiz günlerde alınan bir karar menkul kıymet tesisi ile ilgili bir karardı. Borsada bir anlamda işler ciddi anlamda sekteye uğradı. Acaba borsadaki işlemleri işte bu kapsıyor mu kapsamıyor mu? Çok teknik şeyler de o detaya girmeye gerek yok. Yani insanlar yorumlamakta zorluk çekiyorlar. Şimdi piyasada her şey normal seyrediyor olsa, örneğin Merkez Bankası'nın uyguladığı döviz kuruyla, daha doğrusu Merkez Bankası'nda bankaların oluşturduğu döviz kuruyla kapalı çarşı fiyatları arasında ya da serbest piyasa fiyatları arasında böylesine bir uçurum olabilir mi? Bankaların döviz alış satış kurları arasında böyle %5'leri hatta daha üstüne çıkan farklar, beşleri bulan veya daha üstüne çıkan farklar olur mu? Biz hiç öyle görmedik. Realite. Değil mi? 2-3 kuruş olurdu alışla satış arasında özellikle. Tabii, şimdi önümde 19.92'yi alıyor, 21-25'e satıyor kapalı çarşıda. İşte bilinen bir döviz şirketi. Kapalı çarşı bile bu kadar açtı. Serbest piyasada bu kadar fark olmazdı. Bankalarda olduğunu biliyoruz. Özellikle akşam saatlerinde, hafta sonlarında, evet, bayram tatillerinde çok fark olur. Örneğin 14 Mayıs'tan hemen önceki hafta sonu, cumartesi günüydü galiba, bir bankanın alış satış fiyatları arasında 4,5 lirayı aşan bir fark vardı. 5 liraya yaklaşmıştı. Banka diyor ki özet olarak, benden döviz alma kardeşim. Benden satmak alma istersen de gelme diyor değil mi? Nereye gidersen git. Satmak istersen de ben bu kadar düşük kur uyguluyorum. Keyfin bilir. Beni bulaştırma da ne yaparsan yap aslında o yani mesela. Sayıların anlamı bu aslında. Ben işlem yapmak istemiyorum. Niye banka işlem yapmak istemesin ki? Çünkü ne olacağını bilmiyor. Yarın ne olacak belli değil. Şimdi 14 Mayıs'ta 14 Mayıs bir şekilde geride kaldı. Geldik 28 Mayıs'a. 29 Mayıs sabahı neye uyanacağız belli değil. Şöyle bir tercih yapmak durumundayız. Hani yaşam standardı, hukuktu, diğer konular bir yana. Ekonomik yönden şöyle bir tercih yapacağız. Türkiye'ye döviz gelmesini sağlayabilecek miyiz, sağlayamayacak mıyız? Bu kur artışının ya da kurun daha da artacağına dönük beklentinin kaynağında Türkiye'nin döviz bulamaması yatıyor. Ben izninizle birkaç sayı aktarabilir miyim? Lütfen. Hani biz faiz indirimine başlamıştık ya 2021'in Eylül ayında. Evet. 2021'in Eylül'ünden bu yılın Mart ayı sonuna kadar, Mart ayını almak durumdayım çünkü ödemeler dengesinde en son veri Mart ayı, 1,5 yıllık dönem. Türkiye'ye ya da bir ülkeye 3 kaynaktan, 3 yolla döviz gelir. 1. Doğrudan yatırım yapar yabancı. 2. Borçlanma senedi alır, hisse senedi alır, Türkiye'nin çıkardığı senetleri alır, devlet iş borçlanma senedi ya da borç verir. Biz nereden döviz bulmuşuz onu söyleyeceğim. 1,5 yıllık dönemden söz ediyorum. 10 milyar dolar yaklaşık doğrudan yatırım gelmiş. Ama bu 10 milyar doların 9 milyarı da yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul alımı. Dolayısıyla yani geriye kalıyor 1 milyar dolar.
1,5 yılda gelen para, doğrudan yatırım diye nitelediğimiz para. Hani diyorlar ya Türkiye'ye çok doğrudan yatırım geliyor. 1 milyar dolar 1,5 yılda. Hani dişimizin kovuğu değil, sıradan çok küçük bir ülkenin dişinin kovuğuna bile yetmez. Değil bir, Türkiye. Bir, sizi desteklemek için bir şey söyleyeyim. 2007 Buyurun. Yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne müzakerelere kabul edilmesiyle birlikte gelen doğrudan yabancı yatırım 50 milyar doların üzerindeydi diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. 2012 yılı. 2012 yılında 52 milyar dolar geldi. Doğru. Bu tarafta 1 milyar dolar gelmiş net olarak gayrimenkul saymasak. Portföy yatırımı dediğimiz tutar. Yabancılar Türkiye'ye döviz getirmek bir yana. Türkiye'deki varlıklarını azalttılar. Bir de Türk vatandaşları artık Türkiye'de değil yurt dışında yatırım yapmaya başladılar. Bu kalemden toplam 19,5 milyar dolar gitmiş. İkisini topluyoruz, negatif. Geriye kalan kaynak nereden? Borçlanmışız. 55 milyar dolar. O 55 milyar dolar da öyle çok uygun koşullarda borçlanmıyor Türkiye. Borçlanamıyor. Yabancı görmüyor mu yani? Bu ülkeye portföy yatırımı gelmiyor. Doğrudan yatırım hiç gelmiyor. Demek ki bana muhtaçlar diyor. Çok kaba bir şekilde ifade etmek istemiyorum ama biz bir şekilde birilerinin kucağına düşmüşüz. Onlar da bize %9 ile 10 ile borç veriyorlar. Bunu almak zorunda kalıyoruz. Böyle bir tablo var karşımızda. Şimdi biz bu tabloyu tersine çevirebilecek miyiz, çeviremeyecek miyiz? Yani döviz bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Türkiye'de güven ortamını oluşturmadan ne karar alırsanız alın, isterseniz faizi de yükseltin, yine döviz bulamayız. Dışarıdan döviz bulamadığımız sürece, taze döviz gelmediği sürece de dövizin daha da yukarı doğru gitmesinin önüne geçemeyiz. Bir de vatandaşta şöyle bir algı oluştu. Kur daha da artacak. İsterse kurun gerçekten artması gerekmiyor olsun. Bir takım hesaplamalara göre gerekmiyor da üstelik. Ama çığın önünde durmak mümkün mü? Ya da selin önünde hayır ben engelleyeceğim diye durmak mümkün mü? Şimdi biraz önce siz de söylediniz. Faiz bugün %8,5'ta tutuldu. Ben onu şöyle okuyorum artık. Merkez Bankası faizi %8,5'ta tuttu demiyorum. Merkez Bankası'nın faizi %8,5'ta tutuldu. Çünkü kararı veren Merkez Bankası değil. Neredeyse 2 yıldır Merkez Bankası'nın bu anlamda hiçbir işlevi yok. O sadece sekreterya görevini yapıyor. Verilen karara bir metin yazıyor. Onu da kamuoyuyla kamuoyuyla. Vallahi paylaşıyor. Benim oradaki görüşüm şu 8,5 değil de bir an önce bir sıfır yapılsa da herkes bir orayı bir unutsa zaten unutmuş da evet. Tamamen mesele kapansın. Çünkü o faize kimsenin işi yok. Şimdi konut kredisi doğru. Faizleri %3-4 aylık. Otomobil kredileri %3-4-5 aylık. Bunları görüyorum yani önüme düşüyor. Bu şartlar altında hangi %8'lik yıllık faizden bahsediyoruz? Söz konusu değil. Bir de Nurettin, pardon buyurun siz söyleyin. Canikli'den birkaç cümle söyleyeceğim çünkü onunla ilgili. Şimdi bir de Merkez Bankası diyor ki %8,5 da işte piyasanın desteklenmesi sağlanacaktır diye açıklamasında bunu yazıyor. Evet. Sanki piyasada 8,5'la kredi kullanabilen varmış gibi onu sağlamak adına bu yapıldığı söyleniyor. Yani komik böyle bizimle dalga geçiliyor gibi bir metin kaleme alınıyor. Sadece bu bugünkü metinde de değil bu. Geçen ayda hepsi aynısı böyle. Vardı. Önceki ayda aynısı vardı. Hepsi aynı zaten. Kesip yapıştırıyorlar. Kesip yapıştırmaya alışkınız zaten. Evet buyurun. Şimdi Canikli de diyor ki biz diyor ucuz faizle diyor üretimi destekliyoruz kardeşim diyor. Bunlar gelmezse bunlar gelirse diyor iktidara bunlar parayı ödeyemezler çünkü faizi yükseltecekler, üretim duracak ve işte depremzedeler için yapılan konut inşaatlarını durduracaklar, EYT'lilerin paralarını ödeyemeyecekler, emekli maaşlarını ödeyemeyecekler falan diye böyle bir korku tablosu oluşturuyor ve devamında şu var. Türkiye'nin son 21 yılda ortaya koyduğu büyüme ve istihdam performansı muhteşem bir tabloyu yansıtmaktadır diyor. Hemen bu kağıdın altında da işte Merkez Bankası'nın net uluslararası döviz rezervleri -151,2 milyon dolar oldu. 21 yıl sonra ilk kez negatif bölgeye geçti diye. Şimdi 21 yıllık muhteşem hareket 21 yıllık tablo gibi karşılığı. Bir de sanıyorum son 20 yılın en yüksek mevduat faizleri var şu anda üstelik. Evet, o döviz rezervi ile ilgili bir noktaya değinmek gerekir. Şimdi birkaç rezervden söz etmek mümkün. Yeni -150 milyon dolar falan dediğimiz o bir anlamda keş döviz. Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale etmek için cebinde bulundurduğu döviz. Hani bankada paranız vardır da cebinizde de bir miktar tutarsınız. Ne olur ne olmaz işte. Bir şey almak gerekir. Taksiye otobüse lazım olur diye. Falan gibi.
Şimdi yoksa Merkez Bankası'nın swapları falan devreye sokunca, onları düşünce net rezerv zaten eksi 70 küsür milyar dolar. Evet. 70 milyar dolardayız. Yani biz şu an 70 milyar dolar döviz bulsak sıfıra ineceğiz. Ya da çıkacağız. Nereden baktığınıza bağlı. Dolayısıyla o eksi 150 milyon dolar cebimizde bulunması gereken, o da eksiye düşüyor. O da yok. Yani bir yandan da diyoruz ki brüt rezervler işte 120 milyar dolar, 130 milyar dolar. İyi de borcumuz ne olacak? Yani benim cebimde 3 kuruş param var ama dünyalar kadar borcum var. Onu hiç hesaba katmıyorum. Diyorum çok zenginim. Kendimi kandırıyorum ama karşı taraftaki bunu biliyor. Senin zengin olmadığın ortada. Canik'in söyledikleri konusunda ben bir şey söylemek istemiyorum. Yani bunlar siyasi değerlendirmeler ve geçerliliği olmayan sözler zaten. Değerlendirmeye gerek duymuyorum ona. Peki. Şimdi hep böyle bir günü kurtarmayla ilgili adımlar atılıyor diye sizle de konuşmuşuzdur. Bütün ekonomistlerle de konuşurken hani bir bohça yırtılıyor. Bir tarafını bir yamayalım. O şimdi buradan yırtıldı. Burayı da yamayalım. O tarafı da yamayalım. En son CDS'ler yukarıya çıkıyor. Ne yapalım diye düşünmüş herhalde Türkiye'de ekonomiyi yönetenler ve bankalara bu konuyla ilgili talimat vermişler. Değil mi? Öyle görüyorum ben yani. Dolar tahvillerini satın almalarını istemişler ve böylece Türkiye'nin CDS'ini düşürmek istemişler. Şimdi CDS dediğimiz şey bununla mı bağlantılı, ülkenin kredi risk primi diye bahsediyoruz. O yükseldi 14 Mayıs'tan sonra, yani bu iktidarın bu ekonomi politikasıyla devam etme ihtimali artınca Türkiye'nin risk primi de yükseldi. Şimdi buna bankalar bir çözüm bulsun diye mi devreye girdi? Nasıl oldu? Yani hep bir yani, makyaj gibi görünüyordu, onun için sordum. Şimdi yamanmak durumunda kalındı. O bile yırtıldı artık. Bu her gün yeni bir icat çıkarıyorlar ama şunu takdir ediyorum aslında. Bu konuda gerçekten başarılı bir yönetim var. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyler icat edebiliyorlar. Bu da bugün çıktı. Yani ya da işte birkaç gündür gündemde. Böylece bizim risk birimimizi aşağı çekmemiz varsayalım mümkün oldu. Bunun nasıl olduğunu yani sadece biz mi görüyoruz? Risk birimi bizim için çok önemli değil ki, karşı taraf için önemli zaten. Düştüğünü onlar görecek ki, ya da nasıl düştüğünü o mekanizmayı onlar bilecek ki biliyorlar zaten. Ona göre bize borç verirken bir politika güdecekler. Yoksa ben risk birimimiz düşmüş, beni hiç ilgilendirmiyor doğrudan. Ya da Türkiye'deki herhangi bir kurumu, vatandaşı ilgilendirmiyor. Dışarıyı ikna edebiliyor muyuz bu anlamda? Edemiyoruz. Bu şekilde hiç edemeyeceğiz. Daha da kötü oluyor. Böyle olmayacak önlemlere, tırnak içinde önlemlere başvurunca dışarıdaki diyor ki ya bunlara ne oluyor? Türkiye'de bir tuhaf şeyler oluyor. Durumlar herhalde hiç iyi değil. Bu algıyı giderek pekiştiriyoruz farkında olmadan. Seçime doğru bir böyle algı mekanizmasını devreye sokmak mı amaçlandı bilmiyorum ama o algı peşinde koşmanın son tipik örneğini vereyim. 10-15 dakika önce ortaya çıktı. Bugün gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam yapılacaktı. Uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre benzine, motorine zam yapılıyor, indirim oluyor. Bugün akşamüstü gelen bir haberle o zam ertelendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu galiba devreye girdi. Başka türlü olmaz zaten. Pazartesiye kaldı belki de. Pazartesiye kadar durum değişebilir. Belki yapılması gerekmeyebilir. Ya da 75 kuruş değil de daha fazla gerekir. Ama bugün yapılacaktı da niye müdahale edildi? Hatta ben bunu şöyle yorumladım. Acaba 75 kuruş kaç oya tekabül eder? Bunun bile peşinde koşulan bir duruma gelinmiş Türkiye'de. Onun için CDS birimleriyle ilgili böyle bir takım atraksiyonlar geliştirilmeye çalışılmasını hiç yadırgamıyorum doğrusu. İşe yarar mı? Kesinlikle yaramayacağı da ortada. Biz kendi kendimizi kandırmış oluruz sadece. Bir de bankalar herhalde ekstra uğraşacak başka bir konu vermiş gibi görünüyor. Tabii, evet. Şimdi biz tabii o CDS'den, dolardan, şundan bundan bahsediyoruz da bir tarafta da enflasyonda durmuyor herhalde. Sizin de çok yakından takip ettiğiniz hadise. Bugün Birleşik Kamu İş Konfederasyonu bir yeni yoksulluk sınırı ve açlık sınırı rakamı açıkladılar. 11.810 lira açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 31.152 lira. Yani bir de TÜİK derdimiz var tabii, o ne kadar oluyor ne, onu tam şey yapamıyoruz. İktidar değişseydi o hesapları biraz daha net görürdük, ya da değişirse 29'unda daha net görme imkanımız olabilir. Ama
şimdi baktığımızda ciddi bir artış da var bu hem yoksulluk sınırında hem de açlık sınırında. Madem konu açıldı, TÜİK'le ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi konut kiralarındaki artışa geçen yılın Haziran çok affedersiniz bir virgül koymanızı rica edeceğim. Bir son dakika gelişmesi varmış, arkadaşlarım uyardı. Sahte terör videosu, bunu işte çok eleştirmiştik, hatta birkaç gencin yaptığı bir iş olarak da Cumhurbaşkanı açıklamıştı. PKK'lıların kampanyaya katıldığını böyle andıran, bunu izah etmeye çalışan mahkeme Kılıçdaroğlu'nun kişilik haklarına saldırı niteliğinde demiş ve erişim engeli getirmiş o videoya. O video Cumhurbaşkanı'nın katıldığı mitinglerde Cumhurbaşkanı tarafından, bakın bakın burası çok önemli diye gösterilen video. Yani mahkemenin erişim engeli getirdiği video. Kapattım virgülü, buyurun. Geçen yıl Haziran ayında konut kiraları için %25'i geçemez şeklinde bir düzenleme yapıldı. Bir yasa çıktı, 11 Haziran'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar da geçerli bu. Şimdi bunun kağıt üstünde kaldığına ilişkin en tipik örnek, TÜİK'e göre son bir yılda Nisan ayı itibariyle konut kiralarında %67 artış görünmesi. %67 çok daha yüksek gerçekte, onu biliyoruz ama TÜİK'e göre bile %67'lik bir artış var konut kiralarında. Ama daha önemlisi şu, geçen yıl kiralar için %25 artış tavanı getirilirken yıllık kira artışı TÜİK'e göre ne kadardı biliyor musunuz? %20. Şimdi bir hükümet kira artışı %20 görünüyor iken bunu devletin bir kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu %20 olarak açıklamış, ölçmüşken niye 25 tavanı getirir? Demek ki onlar bile TÜİK'e güvenmiyorlar. Çok dramatik bir tablo, ya da dramatik mi, trajikomik mi artık tanımlamakta zorluk çekiyorum. Çok tuhaf bir durum. Dolayısıyla TÜİK'in yaptığı ölçümlerin ne kadar sağlıklı olduğu konusunda çok büyük tereddütler var tabii ki. Tümüyle yanlış diyemeyiz. Ama tümüyle doğru demek de pek mümkün değil. Açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili olarak Türk İş çok uzun zamandır zaten bir çalışma yürütüyor. Bu Birleşik Onların Kamu İş Konfederasyonu'nun. Birleşik, evet, Kamu İş Federasyonu. Bu yeni bir çalışma. Onların da ne kadar gerçeğe yansıttığı konusunda çok net bir şey söyleme şansına sahip değiliz ama TÜİK'in doğru yaptığı şeyler de var, onu söyleyeyim. Tam doğruyu yansıtıyor mu ondan da emin değilim. Örneğin gelir dağılımı, Türkiye'nin gelir dağılımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir çalışma açıkladı TÜİK. Üstelik bu 2021 yılının verileri, Türkiye ekonomisi 2022'de 2021'i arayacak bir olumsuzluk yaşadı, onu da hepimiz biliyoruz. 2021'de bile 2020'ye göre nüfusun en yoksul ilk %5'i ile ikinci %5'inin geliri değişmemiş. Onlar zaten o kadar düşük ki oynamıyor bile. Sonraki %85'i fakirleşmiş. %10 değişmemiş en yoksul. %85 fakirleşmiş bir yılda. Etti 95. Dolayısıyla zenginleşen sadece en üst tabakadaki %5'lik grup. Bunu TÜİK açıkladı. Devletin resmi verisi bu. Ve gerçeği tam olarak yansıtmıyor bile olabilir. Ve 2022'de bizi nasıl bir tablonun beklediğini buradan yola çıkarak tahmin etmek de hiç zor değil. Bu denge tümden bozulmuş olacak. Nüfusun örneğin sondan bir önceki %5'i aslında zengin sayılan bir kesim. Onlar bile yoksullaşmış. Hani hep diyoruz ya orta kesim, orta gelir grubu yok oldu diye, bu veriler ortaya koyuyor zaten. Yok olmuş durumda. İsterseniz TÜİK'le ilgili bir şey daha söyleyeyim. Benim çok tuhaf bulduğum tüketici güven endeksi. Evet. Şimdi tüketicinin ekonomiye ne kadar güven duyduğuna ilişkin bir endeks. Şubat ayında tüketici güveni bir miktar yükseliyor. 6 Şubat'a kadar yapılmış, TÜİK öyle açıkladı. Oranların çok önemi yok. Tüketici güven endeksi Şubat'ta yükseldi. Mart ayında deprem felaketinin etkisi ve deprem bölgesinde anket yapılamıyor. TÜİK bunu da açıkladı. Anket yapamadık orada dedi. Tamam, kabul. Tüketici güveni bütün Türkiye'de düştü. Nisan ve Mayıs'a geldik. Ne olmasını bekleriz? Nisan ve Mayıs'ta o bölgelerde de anket yapılmış. Depremin vurduğu bölgelerde anket yapılıyor ve Nisan ve Mayıs'ta Türkiye'de tüketici güveni ciddi oranda artış gösterdi. Nasıl oluyor bu? Ben anlayamadım. Yani depremden perişan olmuş insanlar ekonomiye daha fazla güven duyar hale mi geldiler? Yoksa Ankara'da, İstanbul'da yaşayan bizler, canım ne olacaksa oldu onlara, bize ne mi dedik de güvenimiz yükseldi? Yükselmiş. TÜİK böyle bir çalışma yapmış. Dolayısıyla
Bazen işte duran saat gibi günde iki kere doğruyu gösteriyor. Çoğu zaman da göstermiyor. Evet, çünkü böyle bir kurum ne yazık ki. Gelir dağılımı ile ilgili tespit önemli. 2021'in Eylül'ünde başlayan bu faiz düşürme operasyonu, organizasyonu aslında 2022'de çok daha büyük etki yaptı. Doğru. Biz de burada herkes kendi ölçeğinde fakirleşti ifadesini hemen hemen her programda kullanmıştık. Gerçekten çok böyle iliklerine kadar herkesin hissettiği böyle bir ulaşamama hali ortaya çıkmıştı. Onun rakamları dökülmüş hali bakalım 2020'den, 2022'den Allah korusun biz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için eksik olmayın. Bakalım nasıl bir haftaya uyanacağız hepimiz, onu göreceğiz.